Söyleyin lütfen. Patlıcan. Patlıcan. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türk Dili Eğitmeni olan Anıl Camkıran, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde verdikleri eğitimleri anlattı. Kurlarımız A1'den C1'e kadar devam etmekte. Bu sınıfımızda A1 kuru. A1 seviyesinde en baştan alıyoruz tüm derslerimizi. Tüm renklerden tutun, meyvelerden, sebzelerden, bir markete gittiklerinde neler yapıyorlar, nasıl davranmaları gerekiyorlar. En acil durumda kullanması gerektikleri sözcükleri öğretiyoruz, cümle kalıplarını öğretiyoruz ve bu şekilde başlayarak C1 kuruna kadar mükemmel bir Türkçe ile buradan mezun oluyorlar inşallah. Bugünkü dersimizde de meyveleri ve daha önceki derslerimizde uyguladığımız renkleri bir arada vermeye çalışıyoruz. Bir manava gittikleri zaman nasıl isteyecekler, kiloyla mı isteyecekler, taneyle mi isteyecekler ve nasıl telaffuz edecekler aslında bir nebze de bunun için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugünkü dersimiz bu şekildeydi. Tömer Müdürü Doçent Doktor Serdar Bulut, Alanya Posta TV'ye yaptığı açıklamada Tömer'in genel işleyişi ve Alkü Tömer'in Alanya'daki hizmet alanı hakkında bilgi verdi. Alkü Tömer Mayıs 2018'de kuruldu. Yabancı öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe öğretmek amacıyla kuruldu. Burada eğitim alanı öğrencilerde önceliğimiz. Haziran 2018'de 5 öğrenciyle derslere başladı ve şu an toplamda biz buradan bir sirkülasyonla birlikte 225 öğrenciyi bazılarını mezun ettik, bazıları bazı kurlarda bıraktılar ve şu an toplam 48 öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyoruz. Alkü Tömer'in amacı yabancı öğrencilere, sadece burada eğitim almak isteyenlere değil, Alanya çünkü bu anlamda önemli bir vizyon merkezi, önemli bir merkez, önemli bir prestij. Bu anlamda hem Alanya'yı, yerel halkı değerlendiriyoruz ve burada yaşayan yabancılara Türkçe öğretiyoruz. Alkü Tömer olarak tabii bizim bir devlet üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bağlı bir Tömer olmamız, tercih edilmemiz noktasında bir avantaj. Çünkü onlara hem eğitim olarak hem de ekonomik olarak önemli bir fırsat da sunmuş oluyoruz biz. Bu manada baktığımızda yerleşik yabancılar dediğimiz Alanya'da yaşayan, Alanya'da ikamet eden yabancılar bizi fazlasıyla tercih ediyor. Bu anlamda birçok yabancı öğrencimiz var. Yani yabancı öğrenci diyoruz biz bunlara ama aslında onlar kursiyerdir bizim için, eğitim almadıkları için ve çocuklarıyla, ailesiyle, kardeşleriyle, babasıyla, annesiyle gelen yerleşik burada dil öğrenip işte pazar ihtiyacını, burada yaşam ihtiyacını sağlamak isteyen öğrencilerimiz, yani kursiyerlerimiz mevcut. Çok İran, Irak, Rusya'dan öğrencimiz var, Litvanya'dan öğrencimiz var, Kanada'dan öğrencimiz var, Türkmenistan'dan çoğunluk öğrencimiz var tercih eden, Azerbaycan'dan, işte Kazakistan'dan da birer tane öğrencimiz, yani çok az düzeyde öğrencimiz var ama çoğunluk baktığımızda İran ve Irak'dan çok fazla öğrencimiz mevcut. Ürdün'den de gelen öğrencilerimiz var, onları da bir kenara koyalım. Bizim YÖS dediğimiz yabancı öğrenci sınavımız var. Türkiye'de eğitim almak istiyorsan yabancı öğrenci sınavına girmen gerekir. Yabancı öğrenci sınavına giren öğrenciler, işte bizim ÖSYM sınavı gibi düşünelim, yabancılar için yapılır bu ve Haziran, Mayıs gibi yapılır. Eylül ayından itibaren de kayıtlar başlar. Bunun için de öğrencilerin mutlaka Türkçe okuyacakları bölümler varsa eğer, bu bölümler için bir yıl hazırlık okumaları gerekir Türkçe veya bizde hızlandırılmış yazın eğitim alırlar. Bizim yeterlilik, Türkçe yeterlilik sınavı dediğimiz bir sınav var. Ona girerler ve o sınavdan başarılı olarak birinci sınıfa geçebilirler biz. Alkü Tömer'de eğitim alan kursiyerler ise neden Türkçe öğrenmeye gerek duyduklarını anlattı. Çünkü burada üniversite kazandım. Öğrenciyim, o yüzden mecbur Türkçe bilmem lazım. Zor muydu Türkçe öğrenmek? Hayır, bizim Türkmence yakın olduğu için hiç zor değildi. Irak'ta geliyorum. Alanya'da yaşıyorsunuz. Evet, evet. Peki neden Türkçe öğrenmek istediniz? Çünkü birinci seviyorum. İkinci üniversite gidiyorum. Yüksek lisans istiyorum. Valla ben ilk geldiğimde Tömer'e, ilk tanıştığımda hocalarıyla çok memnun oldum. Bu yüzden burada devam etmek isterdim, yani okumayı. Ondan dolayı başladım burada. Tüm Tömerler üniversitenin dünyalaşması veya Avrupalılaşması açısından bir vizyon.